arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle güzel hem fıstıklı hem mısır patlaklı bir kare motif çalışması yapacağız motifimizi ortadan başlıyoruz 8 trabzan üzerine kuruyoruz daha sonra fıstıklarımız ve mısır patlaklarımız kenar çerçevesi ile birlikte modelimiz kendisini tamamlıyor dilediğiniz örgülerde çok hoş durabilecek bir motif Umarım e, siz de beğenirsiniz ve çalışırsınız. Evet, kolay gelsin diyerek hemen motifimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimi çekerek örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. Sıkıştırıyorum ve birinci zincirimin içerisine girerek küçük bir halka yapıyorum. 1 2 3 4. 4 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını dolayarak yuvaya giriyorum. 1 2 iki. ikili trabzanla bir tane bakınız trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum bir defa doluyorum 1 ve 2 bir zincir bir trabzan toplamda 8 tane trabzanımı motifimizin yuvası olarak ilk sırası olarak hazırlıyorum İpimi de izliyorum bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan hemen sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane trabzanımı ördüm bir tane zincirimi çektim Şuradaki ipimden şöyle asılıyorum arayı şöyle biraz sıkıştırıyorum bakın aramız kapandı elimizde düzelterek Diğer 4 zincir çekmiş olduğum yerin 3. zincirine denk gelen yere batıyorum. İçerisine ilmeğimi geçiriyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra bu ipimi bir daha kullanmayacağım için hemen buradan kesiyorum. Şöyle düzeltiyorum. Ve motifimin ilk zeminini şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kutucuk olacak şekilde hazırlamış olduk şimdi ikinci rengimi örmeye başlıyorum bir düğüm atıyorum zincirimle ve hemen şöyle göbeğimizi alıyorum herhangi bir yerine hiç fark etmez bir tane aralığa giriyorum sık iğnemle batıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum yanındaki yuvanın içerisine giriyorum ve batıyorum İplerimizi şöyle alttan gizleyelim kargaşa olmasın. 3 tane zincir çekiyorum. Ve yandaki kutucağa gelerek batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yandaki kutucağa batıyorum ipimi de gizleyerek. 3 zincir hemen kutucağa batıyorum. 1 2 3 tane zincir sıradaki kutuya batıyorum. 1 2 3 tane zincir sıradaki kutu 1 2 3 zincir 1 2 3 tane zincirimi son olarak çekiyorum ve şurada başlangıçtaki sık iğnemin bulunduğu yerin hemen sol tarafına geçiyorum ilmeğimi alıyorum ve bir tane zincirimle burayı bağlantısını kuruyorum ve bu rengimi de kesiyorum arkadan fazla olan ipleri hemen zaten gizlemiştim alıyorum kötü görüntüyü engelliyorum hemen tekrar bir tane zincir çekerek düğüm atıyorum ve yeniden herhangi bir yerden hiç fark etmez İlla hepimiz kopardığımız yerden değil Hatta mümkünse buradan uzaklaşalım kendi ilmeğini önce gizleyelim sonra da burayı gizleyelim tam karşına şöyle batıyorum sabitliyorum ve ilmeğimi uzatıyorum ve başlıyorum fıstık yapmaya bir iki tane fıstığımı yani iki defa çekerek bir fıstık yapıyorum İçinden geçip kapatıyorum bir iki tane zincir tekrar aynı yuvaya bir iki İçinden geçiyorum ipimi alıp kapatıyorum bir iki tane zincir her fıstık arası iki zincirimizi çekelim tekrar tığımın başını doluyorum bir sonraki yuva içerisine geçiyorum bir 2 kapatıyorum 1 2 1 2 defa da fıstığımı alıyorum kapatıyorum 2 zincir her yuvaya 2 fıstığımı örüyorum 1 2 eğer e, örgünüz çekecekse eline sıkıysa zincir sayısını bir tane artırabilirsiniz 2 zincir ilerliyorum 1 2 aynı yuvaya tekrar fıstıklarımızı bu şekilde aralarına hem kendi arasında hem de gruplar arası geçişlerde ikişer fıstığımızı örerek ve ikişer zincirimizi çekerek sıra sonuna kadar ilerleyelim sıramın sonuna kadar örerek geldim en son bakınız ilk fıstığımın tepesine gelerek batıyorum ilmeğimi alıp geçiriyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum Evet ipimi kestim ve şu şekilde üç farklı renkten her bir sıramızı ördük şimdi mısır patla öreceğimiz e, sıramızdan önce bir yine bir zeminimizi hazırlayalım zeminimizi yine şurada e, gördüğümüz bakın hemen kahverenginin üzerinde çalışmış olduğum rengimle yeniden çalışıyorum Tığda bir tane zincir çekip düğümümü attım. Yine herhangi bir yerden hiç fark etmez. Batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip bir sonraki zincir yuvasına batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki araya batıyorum. 4 zincir bir sonraki yere batıyorum. Her zincir çektiğimiz yere mutlaka batıyoruz hem grubun içerisine hem grup dışındaki zincirlerimize 4'er zincirlerimizi sıra sonuna kadar örelim. Son zincirimize battık. Yine aynı şekilde bakınız. İlk zincir yuvamızın hemen yanından giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra sabitliyorum ve ipimi kesiyorum. Ve bakınız, yeni bir sıramızı daha ördük. Şimdi üzerine çalışmak istiyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve yuvalardan herhangi birisine Gelerek batıyorum. 1-2-3 3 tane zincirimi çektikten sonra sırasıyla trabzanlarımı yapıyorum. 1-2 1-2 1-2 4 tane trabzanımı ördüm. 1 tane daha ekliyorum. 5 tane trabzanımı ördükten sonra zincirimi batıyorum. İpimi alıyorum. Arkasından kapatıyorum. 1-2-3 tane zincir çekiyorum. Tekrar yandaki yuvaya giriyorum 1 2 3 4 5 her yuvaya 5 tane trabzan örelim birinci trabzanımın üzerinden batıyorum ilmeğimi şöyle eğiyorum ve bakın küçültüyorum tığıma göre içerisinden birinci trabzanı bakınız ilmeğimizi çıkarıyoruz birinci trabzanın içerisinden bir 2 3 tane zincirimi çektikten sonra yeniden 1 2 3 4 ve 5 beş. 5. trabzanı ördüm ipimi şöyle bırakıyorum ilmeğimi birinci trabzanıma giriyorum ilmeğimi takıyorum elimle bakın ipimi asılınca ilmeğim küçülüyor ve tekrar birincinin içerisinden geçiriyorum 1 2 3 bu şekilde bütün trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. 3 tane zincir kasacak gibi olursa yani çekecek gibi olursa 4 tane zincir olarak da örebilirsiniz. Sıra sonuna kadar geldim ve son 4 zincirimi hemen mısır patlağımın arkasına giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve diğer rengime yani son sıramıza geçiyoruz. ipimi alıyorum bir tane zincirimi çekiyorum ve herhangi bir yerden şöyle zincirime batıyorum bir tane de zincir çektim sık iğnemi yaptıktan sonra tığımın başına bir defa doluyorum ve başlıyorum 1 2 rahat rahat çekiyorum 3 4 5 5 tane zincirimi çektim 1 2 5 trabzanımı ördükten sonra 3 zincirimi çektim hemen 5. trabzanımın ardına batıyorum bir kirpik yapıyorum yeniden 5 tane trabzan örüyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm 5 trabzanı tamamladıktan sonra hemen yanındaki yuvaya sık iğne ile batıyorum ve yeniden 1 2 3 4 4 zincir çekiyorum bir sonraki zincir yuvasına batıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum bir sonraki yuvaya gelerek batıyorum ve tığımın başını doluyorum bir sonraki yuva içerisine girerek tıpkı köşedeki trabzanımı yaptığım gibi çalışıyorum 2 tane trabzan ördüm 3 4 5 5 trabzanım ördükten sonra 1 2 3 3 zincir çekip hemen 5. trabzanın arkanız arkasına şöyle girerek bir kirpik yapıyorum ve tekrar 5 tane daha trabzanım örüyorum 1 2 3 4 ve 5 5. trabzanım tamamlandıktan sonra hemen sıradaki zincir yuvasına gelerek bir sık iğne ile batıyorum 1 2 3 4 bir sonraki yuvaya batıyorum 1, 2, 3, 4. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak buraya giriyorum. Ve şuradaki köşemizin aynısını tekrar ediyoruz. Her bir köşemizi beşer e, trabzan üzerine 3 tane zincirden oluşan kirpik tekrar 5 trabzan şekliyle ve aralara da 4'er zincir çekerek ördüm ve dört köşemiz tamamlandı şimdi dörder zincir çekerek başlangıç yerimize gelerek batalım bir iki üç dört hemen bir ileriye bir iki üç dört ilk başlangıçtaki sık iğnemin dibine gelerek batıyorum ilmeğimi geçiriyorum yeniden bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesip ardına gizliyorum. Evet şöyle görelim. Motifimiz bu şekilde tamamlandı. Bu köşelerden ve şuradaki dörder zincirden birleştirmelerini yaparak e, dilediğimiz örgülerimizde, battaniyelerimizde, örtülerde, şallarda çalışabiliriz. Farklı bir renk olarak da beyazıyla ördüm. Kahverenginin tonlarını kullandım ve yine bu yeşilimiz var. Sizler dilediğiniz renklerle, dilediğiniz örgülerle bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Evet bir çalışmamızın da bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.